Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere PowerPoint'ta etkili sunum hazırlama ile ilgili elimden geldiği kadarıyla bir örnek çalışma yapmayı deneyeceğim. Profesyonel iş hayatında arkadaşlar herkesin bilmesi gereken bir konu. İş hayatında çokça sunumlar yapılıyor. Etkili sunumlar çok önemli. Dolayısıyla hepinizin mutlaka bilmesi gereken bir konu olduğu için böyle bir ders yapmayı düşündüm. Şimdi öncelikle bir PowerPoint açıyorum arkadaşlar. PowerPoint'i açtım. Şimdi bir konu bulmamız lazım. Konumuz ne olsun? İnterneti açıyorum. Mesela ne diyelim? Küresel ısınma diyelim. Küresel ısınma yazdım. Burada bir konu bulmamız lazım. Şurayı bir tıklayalım mı? Bir de PDF bulalım. Küresel iklim değişiklikleri. Şununla ilgili bir sunum yapmaya çalışacağız. Şu PDF'den faydalanarak bir sunum yapmaya çalışacağız. Öncelikle PowerPoint'te arkadaşlar bir template oluşturacağım. Yani bir hazır şablon oluşturmaya çalışacağım. Bunun için görünüm menüsüne gelip buradan asıl slayta tıklıyorum. Asıl slayta tıkladığınız zaman şu en üstte bir numaralı bir de bir numaralı bir slayt var. Bu da alt çeşidi işte içinde değişik stillerde sayfa stilleri var. Şu biri tıklıyorum. Buradaki hazır stilin hepsini siliyorum buradakileri. Sonra buraya arkadaşlar bir ne yapalım? Şu temalardan birini seçelim mesela. Küresel ısınma. Bakalım. Şu olsun. Şunları siliyorum. Arka plan olarak ben bunlardan birini seçmeye çalışıyorum. Hangisi olsun? Vallahi hiçbirini beğenmedim. Neyse arkadaşlar biz hiç kendimiz oluşturalım ya. Öncelikle bir arka plana geliyorum. Arka planı biçimlendir deyip buraya bir şöyle bir zemin rengi verelim. Zemin rengimiz şöyle bunu sileyim. Da şunu da sileyim. Şunu da şöyle ortalara doğru. Tamam. Yani siz özenle daha güzel temalar, yani renkler oluşturursunuz. Ben burayı seçiyorum. Buradan örneğin sarı rengi seçiyorum. Yani istediğiniz şekilde bir tasarım oluşturabilirsiniz. Tamam. Böyle olsun. Sonra bir de arkadaşlar yine küresel ısınma GIF diye bir şey yazıyorum. Buradan şurada görsellere geliyorum. Bakalım güzel şu nasıl bir şey. Şu GIF'i alabiliriz. Ben bunu farklı kaydet diyorum. Masa üstüne kaydettim. Sonra PowerPoint'a gelip şurada ekle menüsünden resim diyerek şu masa üstündeki şu GIF'i de alayım. Bunu biraz kırpacağız arkadaşlar. Kırpabiliyor muyuz? Kırpamıyoruz. Şu altta isim var. Keşke kırpabilseydik ya. Aslında buna bu siyah hiç beğenmedim bunu. Bir tane güzel bir GIF bulalım arkadaşlar. Ya dönen hangisi olabilir? Küresel ısınma ile ilgili. Ben hareketli bir resim arıyorum arkadaşlar. Böyle ekranda şunun gibi hareket edecek bir şey güzel olurdu.
Şuraya hareketli dünya diyelim ya. Hareketli dünya. Küresel ısınma ile ilgili. Tamam. Ya da tamam, şunu alabiliriz. Aslında şu daha güzel. Tamam, şu. Bunu farklı kaydediyorum tekrar. Masa üstüne global diye kaydettim. Ondan sonra şuradan ekle menüsünden resim diyorum. Şu globali seçiyorum. Ve bunu da sunumu bunu da şöyle buraya bırakıyorum. Bir de ne yapıyorum? Dikkat edin arkadaşlar. Şuraya bir şekil çiziyorum. Ne çizelim? Evet, bir dikdörtgen çiziyorum şöyle. Sonra bunun sağ tuş şekil biçimlendir diyorum. Gradyan diyorum. Şuna mavi renk veriyorum. Şunu şöyle ortalara doğru alıyorum. Asıl şurada şekil ana hatından ana hat yok diyorum. Bunu şöyle yaptım. Sonra ekle menüsünden yine bir paralel kenar alıyorum. Paralel kenarı şuraya çizdim. Şöyle biraz sivrilteceğim şöyle. Ondan sonra buna da aynı gradyan doku deyip aynı mavi rengi vereceğim şimdi. Şu renkti galiba. Şöyle. Tamam, buna da ana hat yok diyorum. Benzedi mi acaba? Şöyle benzedi bak. Şu şekilde. Şu ikisini seçip arkadaşlar sağ tuş. Bir dakika. Şu daha biraz yukarı doğru çıkıp çekmem lazım. Hatta bunu biraz daha farklı bir renk de verebiliriz aslında. Kırmızı da olabilir. Böyle daha iyi bence. Şu ikisini gruplandır diyorum. Şöyle biraz daralttım. Daraltınca tamam. Bunu da arkadaşlar şuraya bıraktım. Sonra bu dünyayı da buranın üzerine bırakacağım. Sağ tuş en öne getir diyorum. Şu dünyayı da şuraya bıraktım. Çalıştır. Yani izlediğimiz zaman bu dönüyor olacak. Şöyle biraz daha yukarı. Tamam. Bunun bir kopyasını aşağı indiriyorum. Ve bunu ters çevirmeye çalışacağım ama şunu da içeride ters çevirebilsem. Tamam. Bunu da şuraya bırakıyorum. En alta gönder. Böyle bir şey yaptık. Da şöyle olsun. Tamam, siz buraları daha güzel yaparsınız. Ben fazla beceremedim bu şekilleri. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Dikkat edin arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Sağ tuş, pardon, animasyonlara geliyorum. Bu şuna içerik kaydır efektini veriyorum. Şurada animasyon bölgesini de göster diyorum. İçerik kaydır. Bakın oynattığım zaman şöyle bir animasyon alacak arkadaşlar. Aslında bunu içerik kaydır değil de uçarak giriş mi yapsak? Uçarak giriş solda. Şöyle izlediğimiz zaman şöyle. Tamam, güzel. Şuna da yine içeriden giriş, içerik kaydır. Bunu da pardon, uçarak giriş diyelim. Bu da sağdan olsun. Şimdi şurada dikkat edin, fare tıklatıldığındadır. Bunu öncekinden sonra, şunu da öncekinden sonra diyoruz.
Bir de süre olarak dikkat ederse 50 milisaniye. Bunu 25 yapabiliriz. Şunu da yine aynı şekilde şunun süresini şöyle bir oynatalım tümünü. Şu şekilde çalışacak. Evet. Fazla beğenmedim ama yani bu şekilde yapabildim arkadaşlar. Beceriksizliğime verin. Bunu daha farklı şeylerle bunu yapabilirsiniz. Artık hayal gücünüze kalmış bir şey. Ama hiç beğenmedim bunu ya. Tamam. Evet. Sonra bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Görünüm menüsün neredeydik az önce? Asıl slayttaydık. Şuradan temalardan geçerli temayı kaydet diyorum. Ve tema 1 diye buraya kaydolsun. Ondan sonra burayı kapatıyorum. Şunu bu PowerPoint'i kapattım. Baştan açıyorum şimdi. Şablonumu oluşturdum. Hemen geliyorum. Şuradan tasarıma geliyorum. Az önceki şablonu burada dikkat ederseniz. Yani başka şablonlar da var. Ama ben kendi oluşturduğum şablonumu seçtim. Ondan sonra ne yapıyorum? Dikkat edin. Şuraları sileyim. Geliyorum buradan. PDF'ten küresel ısınma ve iklim değişiklikleri yazısına ihtiyacım var. Şu yazıyı alıyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Buraya eklem menüsünden bir metin kutusu alıp şuraya yapıştırıyorum. Ve şuraya bıraktım. Kalın yaptım, gölgeli yaptım, biraz büyüttüm. Tamam. Ve şuradaki paragrafı alalım. Mesela sunumda tabii sunumu yazıya boğmamanız lazım. Bunu kopyaladıktan sonra yine şuradan eklem menüsünden bir metin kutusu yapıştırıyorum. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bir daha şöyle yapacaksınız. Boyut olarak önce çerçevenizi çizeceksiniz. Ondan sonra içine yapıştıracaksınız ki o boyut olsun. Şöyle yazımı aldıktan sonra biraz büyütebiliriz. Tamam. Sonra geliyorum. Yine buradan bir resimle desteklemek istiyorum. Şu resmi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Alamıyorsanız şuradan ekran alıcı. Buraya ekran yazın. Ekran alıcı aracını alın. Şuradan şu resmi seçiyorum. Bunu kopyalayıp sunuma yapıştırıyorum. Ve şunu şöyle küçültüp bir yere yine biçim menüsünden şuradaki şekillerden bir şekilde vererek sunumun ilk sayfasını hazırladım. Şimdi efekt vereceğim arkadaşlar. Dikkat edin efektlere. Öncelikle şu küresel ısınmayı seçiyorum. Şurada animasyonlara geliyorum. Animasyon bölmesini göstere tıklıyorum. Sonra buradaki animasyonlardan birini veriyorum. Mesela süpür diyorum. Ve aşağı doğru süpür. Üstten süpür. Şurada da süresi var. 50 milisaniye. Siz bunu 25 yapabilirsiniz. Sonra şuradan öncekinden sonra başlat. Şu yazıyı seçiyorum. Bu yazıya da görünüş diyorum. Görünüş dedikten sonra bu görünecektir. Yine ekstra bir animasyon ekle diyerek darbeyi seçiyorum. İkisini de yine öncekinden sonra, öncekinden sonra diyorum. Ve bu sayfam bitti. Hemen bir çalıştıralım isterseniz. Baştan başlasın. Yazı kaldı, aşağıdaki resim kaldı. Resmi de seçiyorum. Bu resme de solarak diyorum. Ve bu da öncekinden sonra. Hemen slide gösterisinden başlat diyelim. Bakın. İşte ilk sayfamız böyle. Hemen şunu çoğal diyorum. Çoğal dedikten sonra geliyorum buradan mesela ne alayım başka? Örneğin şu paragrafı alıyorum. Bunu kopyaladım ve şuraya yapıştırıyorum. Ondan sonra şu resmi siliyorum. Şuradaki tabloya ihtiyacım var. Yine ekran alıcısından şu tabloyu alıyorum. Bunu kopyalayıp şuraya yapıştır diyorum. Şu tablomu da şöyle buraya çizdikten sonra
Şunun zaten efekti var. Sadece bunun efekti yok, sildik diye. Yine burada animasyonlardan, buna da solarak diyelim. Ve öncekinden sonra bunun üzerine bir etki, yani bir etki bırakmak için de yine şuradakilerden mesela hangisini kullanabiliriz? Darbeyi seçebiliriz. Ya arkadaşlar, yeşil olanlar ekranda kalanlardır. Bu yeşilleri verdiğiniz zaman yazılar, resimler ekranda kalır. Şunları verdiğiniz zaman vurgulamış olursunuz. Şu kırmızıları da verirseniz ekranda kaybetmiş olursunuz. Ve şunu tekrar öncekinden sonra. Bir de şurada geçişler var. Geçişte arkadaşlar sayfa geçişidir. Bunu da bu iti seçiyorum ve tümüne uygula diyorum. Tüm sayfalar itme geçişini aldı. Şimdi dikkat ederseniz ben çalıştırdığım zaman, bakın başta çalıştırdım. Şu anda ilk sayfa otomatik olarak geldi. Ben burada konuşmacılara bu sayfayı anlattım. Sonra sadece elimdeki o şey cihazıyla, sunum cihazıyla veya mouse'a tıklayarak diğer sayfaya geçmiş oldum. Yine gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci sayfaya geçtim. Şurada etki olarak aynı etkiyi vermişiz ya. Bu da hemen parlama var. Bunda da parlama var. Bunu değiştirelim isterseniz. Bunu kaldırıyorum. Şunun etkisini hangisini versek? Aydınlat diyelim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir daha izlersek. Bu sayfayı anlattık. Diğer sayfaya geçtik. Ha, buna dikkat ederseniz şuna giriş efekti şey vermedik. Buna sadece etki efekti verdik. Bir de mouse tıklanınca bunu yanlış yaptım. Bunu siliyorum. Baştan buna efekt veriyorum. Animasyondan buna mesela yakınlaştırı seçiyorum. Öncekinden sonra bir etki efekti vermek istiyorsam, örneğin az önce aydınlat demiştik, ya da küçüldü seçeyim isterseniz ve bunu da yine öncekinden sonra tekrar çalıştıralım. Evet, birinci sayfamız bitti. Bir tuşa basıyoruz. Sayfadan, yani tıklama sadece sayfalar arası geçişte tıklama var. Geri kalanları hepsi otomatik. Yine aynı bu şekilde. O çok yakınlaştı. Neyse. Bence bunu şunu şöyle biraz aşağıya alıp şunun hani süre çok geç çalışıyordu ya. Bunu seçtiğiniz zaman burada süresinin 2 saniye olduğunu görürsünüz. Şunu şöyle 0.75 veya 0.50'ye indirebilirsiniz. Tekrar şuradan çoğalt diyeceğiz. Ondan sonra gelip buradan başka ne alalım? Bir paragraf var mı? Buradan işte bir paragraf daha aldık mesela. Ne alacaksak artık bunu da kopyaladık. Şuraya yapıştırdığınız zaman aynı slide, aynı efekti, yani aynı animasyonu da almış olur. Şunu da siliyorum. Gelip buradan şu tabloyu alacağım. Yine ekran alıcısından şuradaki resmi alıyorum. Çizimi aslında şöyle çerçeveyi almak istemiyorum. Dolayısıyla şunu köşesinden şuraya kadar aldım. Bunu da kopyaladım. Şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Şunu biraz küçültüyorum. Sol tarafa alayım. Şunu biraz yukarı alalım. Evet, resmimizi de aldık. Şimdi buna da bir animasyon verelim. Buna da ne diyelim? Süpür diyelim. Soldan ya da alttan diyelim. Yine öncekinden sonra eğer buna da bir etki vermek istiyorsanız şunu seçiyorsunuz. Buna da öncekinden sonra son olarak yine slide'ı çoğalt diyoruz. Bu slide'daki yazları siliyorum. Şuraya işte teşekkürler diyorum. Ve sunumu bitirdik. Şimdi baştan izleyelim arkadaşlar. İlk slaytımız. Burayı anlattık. Bir tuşa bastık. Diğer sayfaya geçtik. Bu sayfayı da anlattık. Tablodaki verileri anlattık.
Ondan sonra diğer sayfaya geçtik. Bunları da anlattıktan sonra sunumumuzu bitirdik. Bu şekilde. Yani siz bunu yazılarla, resimlerle süsleyeceksiniz. Fazla yazıya boğmayacaksınız. Anlatmak istediğinizi en sade şekilde anlatmaya çalışacaksınız. Efekt verirken de, animasyon verirken de hepsini öncekinden sonra yaparak son olarak da geçişler menüsünden sayfaya herhangi bir animasyon efekti vereceksiniz. Örneğin ben mesela şunu seçip tümüne uygula derseniz hepsinin sayfa geçişi süpür oldu. Süpür dedikten sonra da artık hangi tarafa doğru süpürü de seçebiliyorsunuz. Sağa doğru mu, sola doğru mu, üste doğru mu? Örneğin aşağı doğru, alttan süpür, tümüne uygula. Önemli olan şu asıl slaytı hazırlamak. Şu kırmızı ile mavi şeyi sütunu hazırlama, dönen dünya. Bunlar standart. Artık bunlar hiç uğraşmayacaksınız. Her yeni bir slayt eklediğinizde, bakın yeni slayt dediğiniz zaman sayfanız bu şekilde hazır olarak gelecektir. Tek yapmanız gereken, eğer buraya bir başlık eklemek istiyorsanız başlık ekleyeceksiniz. Ondan sonra buraya da açıklamalarınızı ekledikten sonra resim varsa resim ekleyeceksiniz. Yapmanız gereken şu. Şurayı seçip animasyona geleceksiniz. Şu bölme yok ise animasyon bölmesini gösterecekseniz. Sonra buradan işte uçarak giriş hangi yönden girsin? İşte sol alt köşeden şunu öncekinden sonra bir de süresi var. Hızlı girmesini istiyorsanız süreyi azaltacaksınız. Sonra buradaki yazıya geleceksiniz. Buna da mesela solarak diyeceksiniz. Solarak dedikten sonra hepsi bir karede mi, tek nesne olarak mı buradan seçebilirsiniz. Ekstradan darbe vurgu yapmak istiyorsanız vurgunuzu yapacaksınız. Öncekinden sonra, öncekinden sonra diyeceksiniz. Bazıları beraber girmek istiyorsanız öncekiyle birlikte de diyebilirsiniz. Önceki ile başlat de diyebilirsiniz. Ki iki tane animasyonun beraber girişini de sağlayabilirsiniz. Ondan sonra gelip buradan çalıştırdığımız zaman birinci sayfanız bu şekilde. Ondan sonra ikinci sayfanız. Ondan sonra üçüncü sayfa. Dördüncü sayfa. Ve son olarak da en son anlattığım bakın bu şekilde hazırlamış olursunuz. Sayfaları şöyle aşağı yukarı taşıyabilirsiniz. Mesela teşekkürleri en sona alabilirsiniz. Arkadaşlar bu derste anlatmaya çalıştığım buydu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Mutlaka profesyonel iş hayatında hepinizin sunum hazırlayabilmeniz gerekiyor. Çünkü iş hayatında sunumlar çok önemli. Çok önemli bir yer kaplıyor. Dolayısıyla ben de bu konuda yani özenle anlatırsam çok güzel sunumlar ortaya çıkıyordu arkadaşlar. Yani kız hızlı bir şekilde ancak bu kadar oldu. Kanala destek olmak için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız ki biz de hani böyle sizin bu tür derslere ilginiz var diye anlayalım. Hayırlı geceler.